Arkadaşlar yeniden merhaba. Miras hukukunun son videosuyla karşınızdayım ve ilk ele alacağımız konu miras sebebiyle istihkak davası. Öncelikle şunu ifade edelim arkadaşlar. Bu bir istihkak davasıdır. İstihkak davası eşya hukuku temelli ve malikin haksız zilyedin elinden mülkiyet hakkını geri almak için açmış olduğu bir dava türüdür. Ve zaten dikkat ediniz. Bu kişi terekeye ait bir malı eğer ki haksız olarak alıkoyar veya miras bırakandan haklı olarak rızasıyla almış ama buna rağmen iade etmezse işte o kişiye karşı mirasçılar eşya hukukuna dayanan eşya hukuku temelli istikak davası açabileceklerdir. Kanun koyucu eşya hukukundaki davaların yanı sıra artı bir şeklinde ek bir dava açma imkanını da miras hukukunda tanımış ve buradaki istihkakın tek bir farkı burada mirasa dayalı olarak, miras hakkına dayalı olarak, el mülkiyetine dayalı olarak bu davanın açılıyor olmasıdır. Yani böyle bir dava hakkının varlığı eşya hukukundaki davaların açılmayacağı anlamına gelmez. Bu bir ek bir davadır. Davacı dilerse onlardan faydalanır dilerse bunlardan faydalanır. Peki bu davayı kim açar? Bu dava aslında terekeye ait bir mal hırsızın elinde, gasp edenin elinde ya da bir yerde bulunmuş iade edilmemiş o kişinin, bulan kişinin elinde haksız zilyet vermiyor ona karşı yöneltilen bir davadır. O halde bu davayı açan kişinin bu benim malım demesi lazım. Peki arkadaşlar mirasa konu mal hangisinin birden fazla mirasçı varsa henüz hiçbirinin değil veya hepsinin elbirliğiyle malik ama o mal üzerinde belli bir hakları yok. Elbirliği mülkiyeti demek tereke aktifinin tamamını kapsayan bir hisseydi mülkiyetti. İşte burada davacı terekenin malikidir. Terekenin maliki dediğimize göre yasal mirasçılardan birisi bu davayı açabilir. Çünkü bu davanın neticesinde elde edilen korumadan hepsi faydalanacak. Hırsızdan o malı aldığımızda terekeye iade edilecek. O halde bunu diğer mirasçının açmış olmasına gerek yok. Birisi açsa, birisi kazansa diğerleri de faydalanacak. Elbette her biri de açabilir, sadece biri de açabilir. Veya atanmış mirasçılardan birisi açabilir. Neticede onlar da külli halefti, onlar da ölümle birlikte tereke üzerinde aynı hak sahibiydi. O zaman yasal veya atanmış mirasçılardan biri bu davayı açabilir. Peki arkadaşlar, vasiyet alacaklısı bu davayı açabilir mi? Miras bırakan o saati bana vasiyet etti. Ver o saati diyebilir mi? Hayır. Hatırlayınız, vasiyet alacaklılığı nisbi bir hak sağlıyordu ve bu nisbi hak gereğince siz yasal ve atanmış mirasçılardan vasiyete konu edimin yerine getirilmesini istiyordunuz. Henüz onun üzerinde bir ayni hakkınız olmadığı için vasiyet alacaklısı olarak sizin hırsıza, gasbedene, haksız zilyete yöneltebileceğiniz böyle bir dava hakkınız yok. Eğer açarsanız menfaat yokluğundan davanız reddedilecektir. Peki davacı kimmiş davacı? Terekenin sahiplerinden herhangi biri, terekenin sahibi kim? Yasal mirasçılar veya varsa atanmış mirasçılardan herhangi biri elbirliği mülkiyetiyle malikler. Peki davalı kimdir? Arkadaşlar davalı haksız zilyet. Terekeye ait olması gereken bir malı haksız olarak elinde bulunduran kişi. Zaten istihkak davası bir iade davasıdır geri alma davasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar o malın terekeye iadesi için açılan bir davadır. Miras sebebiyle istihkak davasında davalı tereke malını zaman aşımı yoluyla kazandığını ileri süremez. İleride eşya hukukunda göreceğiz. Taşınırlarda 5 yıllık bir zaman aşımıyla kazanma söz konusu. Taşınmazlarda olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılıyor. 10 ve 20 yıllık zaman aşımı süreleri var. İşte arkadaşlar tereke malını haksız olarak elinde bulunduran bu kişiyi açılan davada ben bunu zaman aşımıyla elde ettim diye bir savunmada bulunamayacak. Yani zaman aşımı yoluyla kazanmanın koşulları miras sebebiyle istihkak davası bakın oluşmayacaktır. Peki süre ne kadar? Lütfen süre olayına dikkat edin. Normalde istihkak davası. Ayni hakka dayalı malikin açabildiği bir dava ve ayni haklar kural olarak zaman aşımına uğramazlar. Bunu biz eşya hukukunda anlatacağız. Dolayısıyla eşya hukukunda açılan istihkak davasının özel bir zaman aşımı süresi, hak düşürücü süresi diye bir süresi yoktur. Fakat arkadaşlar dedim ya bu ek bir dava. İşte bu ek davayı kanun koyucu belli bir süreye tabi kılmış. Diyor ki kişinin bu davayı açabilmesi kendisinin mirasçı olduğunu, yasal veya atanmış mirasçı olduğunu, terekeye ait bir malın haksız zilyedin elinde bulunduğunu öğrendiği andan itibaren bir yıl ve her halde iyi niyetli davalılara on yıl, bakın şu bir yılı da şöyle sileyim, tam yuvarlak için alayım öyle olsun, bir yıl, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, kötü niyetli davalılara karşı 20 yıllık Zaman aşımı süresine tabidir. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Biz bu sürelerin aynısını nerede gördük? Ölüme bağlı tasarrufların iptalinde gördük. Orada da 1 yıl ve 10 yıl vardı iyi niyetli davalılara. Orada da 20 yıllık süre vardı kötü niyetli davalılara. Ama ölüme bağlı tasarrufun iptali davası yenilik doğuran bir davadır. Bozucu yenilik doğuran bir davadır. Dolayısıyla oradaki sürenin hukuki niteliği de hak düşürücü süredir. Halbuki burada bir yenilik doğuran dava söz konusu değil. Bu bir eda davası. Bana ait olanı bana iade et demek. Ortaya yeni bir hukuki sonuç çıkmıyor. Mülkiyetini kazanmıyorum davanın neticesinde. Dolayısıyla arkadaşlar bu aynı hakka dayalı bir dava olduğu için normalde sürenin olmaması lazım. Ama kanun koyucu miras sebebiyle açılan bu davayı istikak davasının niteliğine aykırı olarak süreye tabi kılmış. Ama bu süre yenilik doğuran bir dava olmadığı için hak düşürücü süre değildir. Bu süre zaman aşımı süresidir. Geçmiş yıllarda böyle bir soru soruldu ve sürenin hukuki niteliği de son derece önemlidir. Sevgili arkadaşlar peki mahkeme, mahkeme konusunda yine kesin yetkili bir mahkememiz var. Bakınız şu ana kadar yanılmıyorsam dört ayrı yerde aynı mahkemenin hem görevli hem de kesin yetkili olduğunu gördük. Nerede ölüme bağlı tasarrufların iptalinde, nerede tenkis davasında, nerede arkadaşlar mirasçılık belgesinin iptali davasında ve nerede yine miras sebebiyle istihkak davasında aynı yetkili mahkemenin, aynı görevli mahkemenin bu davayı yürütmek yönünden yetkili ve görevli olduğunu görmüş bulunuyoruz. Böylece miras sebebiyle istihkak davasını tamamladık ve geliyoruz miras ortaklığının giderilmesi konularına arkadaşlar mirasın paylaşımının veya ortaklığın giderilmesinin birinci yolu pay devirleridir. Hakikaten düşünsenize dört mirasçı var payını biri diğerine öteki diğerine devrede devrede paylar bir kişide toplanır. Bu şekliyle de ortaklık giderilebilir mi? Elbette. O halde ortaklık giderilmesinin birinci yolu miras payının devredilmesidir. Miras payının devri bir sözleşme ile olur. Pay devri sözleşmesi. Arkadaşlar kanundaki düzenlemeye paralel olarak bizler de açılmış miras payının devri, açılmamış miras payının devri şeklinde konuyu ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Öncelikle açılmış miras payının devrini anlatacağım. Sevgili arkadaşlar hatırlayınız miras ne zaman açılıyordu? Miras bırakanın ölümüyle kanunen kendiliğinden zaten mirasın açılması, mirasın geçmesi, mirasın intikali Başka ne vardı? Dikkat ediniz. Açılma, geçme, intikal etme. Diğerinde aklıma gelmedi. Kazanılması. Tamam şimdi geldi. Mirasın kazanılması. Bunlar hepsi aynı anda ölümle birlikte gerçekleşiyordu. Kendiliğinden geçiyordu. Belki de sizin böyle bir miras bırakanın mirasçısı olduğundan olduğunuzdan haberiniz yok. Evlatlık verilmişsiniz daha çocukken yine de kazanır mısınız? Yine de kazanırsınız. Sevgili arkadaşlar o halde açılmış miras payı demek miras bırakan çoktan ölmüş ve dolayısıyla kanunen tereke sahiplerine intikal etmiş. İşte bir mirasçı payını diğerine devretmek istiyor. Hani örneğimiz vardı ya klasik eş Ayşe 1 bölü 4, Ahmet çocuk 3 bölü 8, Mehmet çocuk 3 bölü 8'lik paya sahip. Mehmet sahip olduğu payı ya annesine veyahut da diğer kardeşine, diğer mirasçıya yazılı olarak devretmek istiyor. Karşılığında bir ivaz alabilir, almaya da bilir. Yani peki karşılığında ne veriliyor hocam? Paşa gönülleri bilir, kendileri belirlerler. İsterse arkadaşlar bağışlama niteliğinde de yapabilir bunu. İsterse bir edimin karşılığında iş görme olur, bedel ödeme olur vesaire. Şimdi kanun koyucu burayla ilgili dikkat edin. Diyor ki eğer bir mirasçı payını diğer bir mirasçıya devrederse Diğer bir mirasçıya yapılan devir sözleşmesinin yazılı yapılması gerekir ve sevgili arkadaşlar bu işlem bir lütfen dikkat tasarruf işlemidir. O anda pay devralana geçer, devralana geçer, intikal eder. Yani şöyle düşünün bu da paylaşmada kolaylık sağlanır. Ahmet yazılı bir devir sözleşmesiyle miras payını Mehmet'e devredince şu anda ortaya çıkan tablo 1 bölü 4'lük sağ kalan eşe ait hisse yani Ayşe'ye 3 bölü 4'lük hisse kime ait Mehmet'e. Peki eş de Mehmet'e de Ahmet'e devredebilir ve Ahmet de eşe devredebilir. Böylece bütün paylar bir kişide toplanır ve miras ortaklığı ortadan kalkmış olur. Bu tekrar ediyorum bir tasarruf işlemidir. Sözleşme ile birlikte aynı alacağın devri sözleşmesinde olduğu gibi o anda pay intikal eder. Hatta bunun niteliği aynı bir sözleşmedir. Çünkü aynı hakkı doğuruyor. Aynı hakkın geçişini sağlayan bir sözleşmedir. Anladınız mı? Şimdi gelelim arkadaşlar açılmış miras payının üçüncü bir kişiye devri. Yani burada Mehmet hissesini diğer kardeşi Ahmet'e veya annesi Ayşe'ye devretmiyor. Bana devrediyor, Etrabe'ye devrediyor veya arkadaşlar bir şirkete devrediyor. İşte buna biz üçüncü kişiye yapılan devir sözleşmesi diyoruz. Böyle bir sözleşmenin geçerliliği öncelikle noterde, resmi şekilde düzenlene, düzenleme şeklinde yapılmasına bağlı. Noter düzenleyecek. Siz götürüp de onaylattıramazsınız. Ve arkadaşlar lütfen dikkat edin. Ben Mehmet'e ait bu payı noterde devralsam bile onun payı bana intikal etmez. Bana geçmez. Bu sözleşme sadece Mehmet'le benim aramda bir borç ilişkisi yaratır. Borçlandırıcı işlemdir. O halde Lütfen dikkat edin. Devralan paylaşmaya katılamaz. Çünkü neyin hak sahibi değildir? O payın sahibi değildir. Pay buna intikal etmedi. Peki ben payı elde etmediysem ne diye böyle bir devir sözleşmesi yaptım Mehmet'le? Belki de bunun karşılığında ona bedel ödedim. Arabamı devrettim. Arkadaşlar, şunun karşılığında hala mirasçı Mehmet hala paylaşmaya Mehmet katılacak ama paylaşmanın neticesinde Mehmet'e ne düştüyse altınlar mı düştü arsa mı düştü yat mı kat mı işte o düştü ya şu anda paylaşma bitti. Mehmet'e ait olanlar. Ben Mehmet'e diyeceğim ki gel bakalım sevgili Mehmet. Bak noterde yapmış olduğumuz devir sözleşmesine istinaden sen o payı bana devretmiştin. Şimdi paylaşmanın neticesinde sana düşen o yatı katı bana vereceksin diye bir eda dava açabilirim. Zaten kendiliğinden devrederse sorun olmaz. Devretmezse bunu dava yoluyla talep edebilirim. Arkadaşlar yani... Paylaşma neticesinde kendisine özgülenen malın devralan kendisine verilmesini talep etme hakkına sahiptir diyor. Arkadaşlar böyle bir devir sözleşmesinde şu tür sakınca gündeme gelebilir. Şimdi Mehmet zaten payı noterde bana devrediyor ama bu bir borçlandırıcı işlem, yani bir tasarruf işlemi değil diğer mirasçıya devrettiğimizde olduğu gibi. Dolayısıyla ben o payın sahibi değilim. Paylaşmaya ben katılamam. Hala mirasçı onlar kendi aralarında paylaşacaklar. Mehmet nasıl olsa bunu ben Eyübe devrettim diye orada en kötü malı tercih ederse, en çürüğünü çarığını tercih ederse tabiri caizse o zaman benim haklarım zayi olacak. Tamam ben Mehmet'i dava edip de zararımın giderilmesini talep edebilirim ama benim haklarımı koruyacak başka bir yol var mı? Elbette var. Bu durumda ben elimdeki o devir sözleşmesiyle sulh hukuk hakimine gidip sayın hakimim ben üçüncü kişi olarak bir pay devri aldım. Bu da noterden devralma sözleşmesi yakında paylaşma yapılacak. Benim haklarımı da gözetsin diye siz bir kayyım verin ki orada Mehmet'e nezaret etsin. Beni temsilen bulunsun. İşte böyle bir talep üzerine hakim bir kayyım tayin eder. Bu kayyıma biz ne diyoruz arkadaşlar? Temsil kayyımı diyoruz. Tamam mı? Aile hukukunda anlattım zaten kayımları. Yönetim kayımı vardı bir de temsil kayımı vardı. Bu kayım temsil kayımıdır. Böylece kayım benim haklarıma orada ne yapacak? Göz kulak olacak, nezaret edecek, hakkımı savunacak, koruyacak. Arkadaşlar açılmış miras payının devri ile ilgili başka bir şey söylememize gerek yok. Gelelim açılmamış miras payının devri. Miras daha açılmamışsa Demek ki miras bırakan ölmemiş o hala hayatta o zaman Mehmet'e Ahmet'e veya Ayşe'ye ne oluyor ki bu pay bize yakında eşimin ölümünden sonra intikal edecek yakında babamızın ölümüyle intikal edecek diyerek şimdiden daha payları kendi aralarında devretmeye veya üçüncü kişiye devretmeye koyuluyorlar. Arkadaşlar bunun mantığı var mı? Hayır yok çünkü burada kazanılmış bir hak yok bir beklenti var bir beklenen hak var peki böyle bir durumda böyle bir durumda hadi daha önce devreden ölürse, Mehmet ölürse, Ayşe ölürse o zaman benim yapmış olduğum devir sözleşmesi tabiri caizse güme gidecek. Ben bundan hasıl olan faydayı elde edemeyeceğim. Sevgili arkadaşlar işte kanun koyucu böyle bir sözleşmenin geçerliliğini miras bırakanın katılımına bağlamış. Miras bırakanın katılması veya izni olmadıkça böyle bir sözleşme yapılamaz. Peki miras bırakan katılırsa o zaman bir nevi bunun ÖBT niteliği de doğar. Yani Ayşe daha miras bırakan sağ iken miras bırakandan kendisine intikal edecek olan o payı bana devretmeyi vaat ediyor. E miras bırakan da katılıyor veya izin veriyor. O zaman arkadaşlar Ayşe daha önce ölse bile yarın ölüm halinde ben bunu diğer kardeşlerinden talep edebilirim. Annenize düşmesi gereken bana düşecekti babanızın da bilgisi vardı. O zaman bir nevi şöyle bir sonuç doğurur bu durum. Lütfen dikkat edin buraya bir ÖBT niteliği taşır. Peki. Peki sevgili arkadaşlar burada da yine bir mirasçı diğer mirasçıya devredecekse yazılı şekilde olur ama miras bırakan da katılmalı veya izin vermeli. Üçüncü kişiye devredecekse noterlikçe yapılır düzenleme şeklinde ve miras bırakan da ne yapılmalıdır buna iştirak etmeli katılmalı veya izin vermeli. Böyle bir sözleşme gereğince yerine getirilmiş olan edimlerin geri verilmesi istenebilir. Bu ne demek? Yani şunu ifade ediyor. Ben bu payı devralmak için karşılığında bir edim verdiysem ve yarın arkadaşlar bu pay bana intikal etmediyse o zaman ben yapmış olduğum hizmetin karşılığını, vermiş olduğum atın, yatın karşılığını veya ödediğim bedeli iade alabileceğim. İşte bunu söylüyor. Böylece miras payının devrine dair sözleşmeleri de tamamladık. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Son konu başlığımız mirasın paylaşılması. Sevgili arkadaşlar dikkat ediniz buraya. Eğer ortada tek bir mirasçı varsa bu anlattıklarımın veya bir önceki devire dair anlattıklarımın hiçbir esprisi olmayacak. Çünkü ortada paylaşılacak bir ne yok? Arkadaşlar mirasçı, o miras ortaklığı durumu yok. Tek bir mirasçı var, haklar da onun, borçlar da onun. Miras paylaşılmasına dair bu konu ancak ne zaman gündeme gelir? miras ortaklığının olduğu durumlarda. Peki miras ortaklığı nasıl oluşuyordu? Miras bırakanın ölümüyle, kanunen ve kendiliğinden. Ama bir tek şartımız vardı. Ortada atanmış veya yasal fark etmez birden fazla mirasçı olmalıydı. Birden fazla mirasçının olduğu durumlarda kanuni bir ortaklık teşekkür ediyordu. Biz buna miras ortaklığı diyorduk. Tüzel kişiliği yoktu. Ne zamana kadar devam ediyordu bu ortaklık? Paylaşım anına kadar. İşte bunun zamanı var mı? Mirasçılar mirası ne zaman paylaşmalılar? Arkadaşlar yok. Bunu her zaman talep edebilirler. Çünkü paylaşma talebinde bulunmak bozucu yenilik doğuran bir haktır. Neyi bozuyoruz biz? Ortaklığı bozuyoruz. Ortaklığı gidermeye çalışıyoruz. Kural her zaman istenebilir. Çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. Miras paylaşmanın her zaman talep edileceğine dair ...biraz önce ifade ettiğim kurala bazı durumlarda istisna getirilmiştir. Nedir o istisnalar? Bakın bu soruldu daha önce. Şimdi paylaşmanın derhal yapılması halinde paylaşma konu olan bir taşınmazın, arabanın veya terekenin tamamının değeri... ...önemli ölçüde azalacaksa bir mirasçı sulh hukuk mahkemesine başvurup ertelenme talep edebilir... Örneğin arkadaşlar hisse senetleri var. Nerede? Terekenin içerisinde. Ve birisi ısrarla paylaşalım diyor. Eğer ki şimdi satışa sunulursa borsanın dip yaptığı bir zaman halbuki kişi borsadan çok iyi anlıyor. Temel analizini biliyor. Veya arkadaşlar dikkat ediniz dünyayı takip ediyor. Dünyadaki global gelişmelere vakıf ve hakime gidip de efendim bugün paylaşılırsa bu hisse senetleri yok pahasına satılacak. Halbuki 3 ay beklenildiğinde 5 ay beklenildiğinde şu şekilde gelişmelere istinaden bu borsa zıplayacak koplayacak daha değerli olacak diye ikna ederse işte hakim orada paylaşmanın belli bir süre takdir edilecek süre kadar ertelenmesine karar verebilir. O halde birinci durum arkadaşlar bir mirasçının sulh mahkemesinden erteleme talebinde bulunması dayanağı derhal paylaşılırsa tereke malı veya terekenin tamamı önemli ölçüde değerden düşecek ise. Arkadaşlar ikincisi eğer ki paylaşım sırasında veyahut da dikkat ediniz <laughs> mirasın açıldığı tarihte sağ kalan eş hamile ise yani Ahmet ve Mehmet'in yanı sıra Belki de aralarına bir Fatma bir Ali katılacak. Şu an Ayşe hamile. O zaman arkadaşlar bugünden paylaşım yapılmaz. Ve doğuma kadar paylaşım ne yapılır? Ötelenir. Çünkü eğer tam ve sağ doğum gerçekleşirse Alt soya düşecek pay 2'ye değil. Hani 3 bölü 8, 3 bölü 8 diye Ahmet ve Mehmet'in hissesi. Şimdi 3'e bölünecek. 3 bölü 4 şey 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 şeklinde 3'e paylaştırılacak. O halde doğuma kadar beklenilir. Yani bir gebelik durumu varsa. Tabi bu gebelik kimin gebeliği olmalı? Sağ kalan eşin. Eğer ki çocuklarından biri gebeyse niye bekletelim arkadaşlar? Çünkü paylaşma durumunu etkilemez onun gebe olması. Ve devam ediyorum. Mirasçılar arasında ortaklığın devamı konusunda bir sözleşme yapılmışsa sözleşmede kararlaştırılan süre boyunca paylaşım yapılmaz. Arkadaşlar genelde bir işletmenin olduğu durumlarda mirasçılar bir araya gelip en azından yani babamızın kurduğu bu işletmeyi belli bir süre devam ettirelim. Bir bakalım bir deneyelim eğer ki birlikte sinerji oluşturabiliyorsak belki paylaşmayız belki paylaşırız birine devrederiz ama en azından el birliği halinde bunu bir sürdürelim isteyebilirler ve bu şekilde aralarında anlaşma yapabilirler. Biz buna idame-i şuyu anlaşması diyoruz. Ortaklığın devamı anlaşması diyoruz. İşte orada kararlaştırılan süre boyunca paylaşma yapılamaz. Bir diğer arkadaşlar kanunen paylaşmaya engel bir durum varsa mesela bazen tarım arazileriyle ilgili mirasın paylaşımına dair engeller var veyahut da arkadaşlar tedbir kararı konulmuş taşınmazlar var. İşte bu gibi durumlarda Kanuni engel ortadan kalkmadığı sürece paylaşım yapılamayacaktır. Bir diğeri mesela kat mülkiyetine daha geçilmemiş. Daha bina devam ediyor. Şimdiden paylaşım yapılabilir mi arkadaşlar? Hayır. Ne zaman bağımsız bölüm teşekkül ederse o zaman artık tapuda o daireler o dükkanlar ayrı bir taşınmaz olarak ne yapar? Tapu halini alırlar. Tapuya kaydederler kat mülkiyeti kütüğüne. Ve o zaman paylaşım söz konusu olur. Yine... Uygun olmayan zamanda paylaşım yapılmaz. Mesela tarlaların üzerinde daha eken kişiler ürünleri hasat etmemişler. İşte uygun olmayan bir zamandır. Veya arkadaşlar dikkat ediniz. Birisi yurt dışında birisi hamile yani gelip de paylaşma talebini hemen iştirak edecek durum değildir. Bu da uygun olmayan bir zamandır. Burada da paylaşma yapılamaz. Ve son olarak eğer miras bırakan bir vasiyetname ile paylaşımı belli bir süre ötelemişse hani şurada kendileri anlaşıyorlardı ya belki de miras bırakan öngördü yavruların bu işletmeleri 5 yıl 10 yıl işletsinler henüz paylaşma yapmasınlar böylece hem birbirlerini yemezler hem de arkadaşlar bu işletme akamete uğramaz kesintiye uğramaz diye öngörmüş olabilir bunu belli bir süre ötelemeyi vasiyet etmiş olabilir kural olarak o vasiyete riayet edilir uyulur ve dolayısıyla paylaşma yapılamaz bir de son olarak buraya almadık ama hani şurada sulh hukuk mahkemesinden öteleme talep edilebiliyordu ya aynı şekilde bir mirasçı önce tereke borçlarını alacaklılara ödeyelim sonra aktifleri paylaşalım diye bir talepte bulunur. Ve bu talep sulukuk mahkemesi hakimince eğer kabul görürse yine arkadaşlar tereke borçlarının terekeden karşılanıp bitirilinceye kadar paylaşmanın ötelenmesine sulukuk mahkemesi hakimi karar verebilecektir. İşte paylaşmayı isteme hakkı ve paylaşmanın ...yapılamayacağı durumlar... ...tabii bunların hepsi geçici... ...ila nihaye, kıyamete kadar paylaşılmayacak gibi bir durum... ...söz konusu olamaz... ...elbet paylaşılacak ama... ...belli bir süre, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl... ...hatta arkadaşlar on yılı aşan bir... ...süre için paylaşmanın... ...engellenmesini normalde... ...miras bırakan bile isteyemez... ...veya kendileri on yıldan sonra... ...yapsalar bile... ...bence on yıllık bir süre... ...makul bir süre, en nihai bir süre... ...ondan sonra paylaşma istenilebilecek... Aksi takdirde daha önce de ifade ettik paylaşım iyice zora giriyor. Aralarından biri ölünce onlar da terekeye iştirak ediyorlar. Onlar da mirasçı oluyor. Öteki ölünce böylece 5 kişilik mirasçılar oluyor. 50 kişi, 100 kişi ve neredeyse paylaşma imkansız hale geliyor. Dava açıyorsunuz ama yani orada hem masraf yükü artıyor hem zaman arkadaşlar tebligatların ulaşması bakımından ciddi anlamda zaman oluşuyor. Zaman ıı, gideri söz konusu oluyor. İşte böyle bir durumda ne yapılmalı? 10 yıl denildiyse ona uyulur ama 10 yıldan daha fazla bir sürenin kararlaştırılamayacağı kanaatindeyim. Bunu söyleyeyim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldik mirasın paylaşılması nasıl olur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ortada miras ortaklığı var. O ortaklıktaki ortakların tereke malları üzerindeki hak sahipliği, elbirliği halinde mülkiyet. O zaman bunun giderilmesi bir, anlaşmak suretiyle olabilir anlaşma dediğimizde arkadaşlar ya elden taksim suretiyle paylaşılır ki bunun için elden paylaşıma müsait bir mal varlığı olmalı. Örneğin tencere, tava, koyun, keçi, yumurta, para al ver dediğinizde bitti. Bunun için yazıya dökmeye gerek bile kalmayabilir. Ama Arabanın anahtarını verdiğiniz anda bir mirasçıya mülkiyet geçmiyor. Taşınmazın anahtarını verdiğinizde bir mülkiyet geçmiyor. Oralarda en azından bu devir için belli prosedürler gerçekleştirilmeli. İşte taraflar bunun için yazılı anlaşma yapacaklar ama elden paylaşım söz konusu varsa tabi bu tarz e, mal varlığı olmalı ki böyle bir paylaşım söz konusu olsun. O zaman yazılı bile yapmaya gerek yok ama sınavlar bakımından mirasın paylaşılmasına ilişkin her türlü anlaşmanın yazılı yapılacağını siz unutmayın lütfen. Cevabınız yazılı olacaktır tamam mı? Şimdi ben fiili bir paylaşıma müsait bir mal varlığı var. Niye yazıya dökelim ki bir araya gelmişiz 3-5 kişi al 10 bin lirayı sen al 10 keçiyi bana da verin şu kadar gram altını. Hadi bize eyvallah sizi sağa ben selamet diyebiliriz. Bir de yazıya dökmeye gerek var mı arkadaşlar yok. Şimdi tanıklarla da ispat edilebilir yarın bir ihtilaf meydana gelirse. Ama onun haricinde anlaşma dediğimizde mutlaka ne olmalı yazılı olmalı. Sevgili arkadaşlar ikincisi paylı mülkiyete geçilmek suretiyle paylı mülkiyete geçtiğimizde artık el birliği mülkiyeti sona erer ve her bir mal üzerinde araba üzerinde Mehmet'le Ahmet'in ev üzerinde Ayşe'yle ile Ahmet'in paylı hisseli mülkiyeti vardır. Peki diyeceksiniz ki hocam ne gerek vardı veya üçü ev üzerinde paylı mülkiyete geçti 1 bölü 3 1 bölü 3 1 3. Şimdi bunların bir de yeni bir birliktelik oluşturmasının mantığı ne? Neden el birliğinden paylı mülkiyete geçmek isterler? Şundan dolayı paylı mülkiyete geçerlerse artık bir mal üzerinde her birinin serbestçe tasarruf edebileceği mülkiyet hakkı belirgin hale gelir. Böylece Ayşe kendi payını gider birine devredebilir satabilir. Ahmet bir başkasına Mehmet bir başkasına. Yani herkes payında kural olarak dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. İkinci bir kolaylık da şudur artık giderlerine herkes payı oranında katılacak o evin. Halbuki el birliği, mülkiyeti olduğunda o giderlerden müteselsilen sorumluluk söz konusu oluyordu. Ama paylı mülkiyet mülkiyete geçilen durumlarda o giderlerden her biri payı oranında sorumlu olacak. Peki paylı mülkiyete nasıl geçilir? Yukarıda olduğu gibi taraflar yazılı anlaşma yaparak... Tapuya giderler, paylı mülkiyete geçişi sağlarlar, arabada trafik sicilinde sağlarlar. Bu şekilde olur. Eğer anlaşamıyorlarsa her mirasçı, mirasçılardan biri sulukuk mahkemesinden paylı mülkiyete geçirilmesini terekedeki bütün mallar için veya terekedeki bir mal içinde bunu talep edebilirler. Hakim taleple bağlıdır. Siz gidip sadece bir tarlada paylı mülkiyete geçilmesini istiyorsanız yargılama ona ilişkin olur ve hüküm o tarlaya ilişkin kurulur. Diğerlerinde de paylı mülkiyete geçilmez. Ama arkadaşlar siz paylı mülkiyete geçilmesi talebinde bulundunuz. Diğer mirasçı da efendim hayır zaten bir yandan devam eden paylaşma davası var. Ne gerek var diye bir beyanda bulunursa açılan dava reddedilir çünkü paylaşma devam e, davası açıldığı takdirde paylı mülkiyetin e, paylı mülkiyete geçirilmesine yönelik dava devam edemez. Menfaat yokluluğu yokluğundan usul ekonomisine aykırılıktan o dava reddedilir. O halde paylaşma davası açılmadığı takdirde ancak böyle bir talepte bulunmak mümkündür. Peki taraflar anlaşamamış paylı mülkiyete de geçmiyorlar veya geçmek için dava açmamışlar. O halde en az bir mirasçı ben artık bu ortaklığı devam ettirmek istemiyorum diye gidip dava açabilir. İşte biz bu davaya ne diyoruz arkadaşlar paylaşma davası eski tabirle izaleyi şuyu davası ortaklığın giderilmesi davası diyoruz. Şimdi arkadaşlar nerede açılır bu dava? Bu davada sulh hukuk mahkemesinde açılır. Çekişmeli bir davadır ama HMK'da ve dikkat ediniz Medeni Kanun'da mı? Şu an emin olamadım Medeni Kanun'da mı görev atıf vardı yoksa HMK mı? Bildiğim kadarıyla HMK kira ilişkileriyle ilgili yine paylaşmaya dair davaların hukuk Mahkemesi'nde görevli olacağı arkadaşlar özel olarak orada sayılıyor. Şimdi dikkat edin buraya her mirasçı Tereke'deki belli malların aynen eğer aynen paylaşıma olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini Sulukuk Mahkemesi'nden isteyebilir. Zaten orada varmış. Yeniden ne yaptık biz? Çizmiş olduk. Sevgili arkadaşlar, mirasçılardan birinin talebi üzerine hakim, terekenin tamamı veyahut da malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya. Yani yeni bir ihtilafa kapı aralamamak adına hani ikiniz şu taşınmaza sahip olun demez de bir taşınmazı bir bütün olarak bir mirasçıya özgülemeyi tercih eder hakim. Tabi imkan varsa böyle bir karar verebilir. Şöyle bir sileyim. Ne dedik? Olanak varsa tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaşma yapar. Ama sevgili arkadaşlar eğer taşınmazların arasında değer farkı varsa örneğin sen alıyorsun gölbaşı merkezden bir dönüm ben alıyorum köylerinden bir dönüm. Şimdi arsa niteliğindeki bir dönümle tarla niteliğindeki bir dönümlük taşınmaz aynı değerde mi? Hayır. O halde arkadaşlar eğer ki değerler arasında fark varsa işte burada tarla alanın üzerine belki 100 bin belki 200 bin para konulur. Böylece arkadaşlar bir adalet ve denkleştirme sağlanır tamam mı? Mallar üzerinde arasında. Şimdi hakim bir nevi paylaşma planı hazırlıyor ve öneriyor. Arkadaşlar şöyle öbek öbek malları ayırdı. Tarla, arsa, ev, araba tamam mı? Şimdi tarla yalan tarla artı 100 bin araba yalan araba artı 250 bin TL şeklinde ve adalet sağlandı. Şimdi şunu size versek şunu size versek diye teklifte bulunur. Eğer ki bu teklife razı gelirlerse ona göre hüküm kurar ve böylece paylaşma davasını sonuçlandırır. Ama bunu kabul etmediler kura usulünü önerir. Kurayı kabul ederlerse herkes arkadaşlar şansına razı olacak. Ama kura çekmeyi de kabul etmezler derse o zaman siz ne onu kabul ediyorsunuz ne bunu kabul ediyorsunuz satış kararı alır sattıktan sonra zaten paraları paylaştırınca mecburen kabul etme durumu ortaya çıkar. Denkleştirme para konulmak suretiyle sağlanır dedik. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakınız anladık değil mi? Önce malları aynen vermek için öbek öbek ayırdı. Değerleri fark varsa üzerlerine denkleştirme paralarını koydu. Aynen özgülemek için teklifte bulundu. Teklifi kabul etmezlerse kura önerdi. Onu da etmiyorlar. Satış hakkını, satış yetkisini kullanır. Süre verir onlara. Kararınızı bildirin. Aksi takdirde satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilecektir diye. Arkadaşlar sağ kalan eşin öncelik hakkı vardır. Sağ kalan eş... Miras payına hissesine mahsuben der ki dikkat ediniz. Aile konutu ve o ev eşyasında aile konutu birlikte yaşadıkları konut demek zaten aile konutudur. Birlikte yaşadıkları konutta sağ kalan eşin bakın miras payına mahsuben mülkiyet hakkı tanınması konusunda öncelik hakkı vardır. Yani Ayşe diyecek ki diğer çocuklara evlatlarım bakın ben bu evde öldüm. Babanızla birlikte yaşadım. Tamam bu babanıza ait bir evdi. Eşyalar babanıza aitti ama ben kullandım. Dolayısıyla benim 1 bölü 4'lük hissemi bu evin mülkiyetini bana tanıyarak, ev eşyalarının mülkiyetini bana tanıyarak verin diyebilir. Arkadaşlar hemen hatırlayınız. Aile hukukunda edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde orada da sağ kalan eşin artık değerdeki katılma alacağına mahsuben aile konutu üzerinde ve ev eşyalarında öncelik hakkı vardı. Ama mal rejiminin tasfiyesinde bu öncelik eşe, bakın mal rejimi paylaşılıyor ya ölüm dolayısıyla eşe ...mülkiyet tanınmasını isteme hakkı veriyordu. Vermiyordu. Öncelikle onlar intifa veya sükna talep edebiliyordu. Halbuki burada tam tersi arkadaşlar. Kanun koyucu sağ kalan eşe miras payına mahsuben, orada da katılma alacağına mahsuben... ...orada aile konutunda ve ev eşyalarında intifa ve sükna isteyebiliyordu... Haklı sebeplerin varlığı halinde intifa ve süknanın yerine mülkiyet öneriliyordu. Buradaysa durum tam tersi. Sağ kalan eşin mülkiyet talep etme konusunda bir neyi var? Öncelik hakkı var ama haklı sebepler varsa arkadaşlar sağ kalan eşin veya miras bırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin talebi üzerine mülkiyetin yerine ona oradan faydalanma ve ölene kadar oturma hakkı tanınabilir. Mahkeme buna da karar verebilir. Tekrar ediyorum. Şu öncelik hakkı miras payına mahsuben sağ kalan eşin talep edebileceği öncelik hakkı. Eğer ki burada mirası paylaştırmıyoruz da katılma alacağını paylaştırıyorsak, katılma alacağına mahsuben şu olayda o sağ kalan eşin aile konutunda ve ev eşyalarında öncelikle intifa ve oturma hakkı haklı sebeplerin varlığı halinde tali olarak ikinci olarak mülkiyet talep etme hakkı doğuyor idi. Bunu unutmayınız lütfen. Çıkmış bir hakimlik sınav sorusunda bunu gördüm. Onun üzerine ısrarla sizler için vurguluyorum. Sevgili arkadaşlar, peki sağ kalan eş bu öncelik hakkını miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve alt soyundan da birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde mesela miras bırakanın iki katlı bir evin arkadaşlar dubleks yapıda bir işte villanın alt katı tamamen bir sanat atölyesi ise heykel tıraş atölyesi ise ve çocuklarından biri de aynı sanatı devam ettiriyorsa icra ettiriyorsa öncelik hakkını orada kullanabilmesi mümkün değildir. Sevgili arkadaşlar böylece sağ kalan eşe dair öncelik hakkından da bahsetmiş olduk. Devam ediyorum. Miras bırakanın öngördüğü kurallar. Şayet ben sınav sorusunu hazırlıyor olsaydım emin olun bunu sınav sorusu olarak size sorardım. O derece sevdiğim bir konu, o derece önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar bakınız, miras bırakan ölüme bağlı bir tasarrufla paylaşmaya dair bir kural koyabilir mi? Paylaşmanın nasıl yapılacağına ve nasıl oluşturulacağına dair kural koyabilir. Bu kurallar arkadaşlar kural olarak mirasçılar için bağlayıcıdır. Mirasçılar ona uymak zorundadır. Ama Geçmiş videolarda birkaç işte video öncesinde tenkis davasından bahsettik. Eğer miras bırakanın koyduğu kurallar birilerinin saklı payını ihlal ediyorsa bakın dikkat edin buraya biri alıyor 5 milyonluk evi diğer kardeşine düşmüş örneğin 800 bin TL'lik araba. O zaman arkadaşlar buna riayet edilmez uyulmaz ama ihlal edilen bir saklı pay vesaire yoksa bu kurala uymak zorundalar. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat edin şu hususa. Normalde normalde miras bırakan vasiyet etmiş. Şu 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 plakalı arabamı etrabeye bırakıyorum diye. Bakınız karısı Ayşe, çocukları Ahmet ve Mehmet ama kime bırakıyor arabayı? Etrabeye ölümle birlikte bu araba etrabeye geçiyor muydu? Hayır bu belli mal bırakma yasal ve atanmış mirasçılara geçti arabanın mülkiyeti. Etrabe sadece vasiyetnamedeki o hakkına istinaden bunlardan talep edecek vermezlerse dava açacak. Ama şunu da diyebilir miydi? Belirli olan bu malı işte şu şu plakalı arabam eşim Ayşe'ye kalsın çocuklarım Mehmet'te kalsın diyebilir miydi? Diyebilirdi. Acaba miras bırakan bir yasal mirasçısına bu yönde bir tasarrufta bulunduysa biz bunu nasıl anlayacağız? Eğer bu bir belirli mal bırakmadır dersek Mehmet arabayı alacak ve arabayı aldı ama kalan tereke malları üzerinde miras payında hiç eksilme olmadan 3 bölü 8 oranında yine hak talep edecek. Ama eğer ki miras bırakanın Mehmet'e arabayı bırakması Belirli mal bırakma değildir. Bu bir paylaşma kuralı öngörmüştür. Dolayısıyla Mehmet yarın mal paylaşılırken arabayı alacak ama aldığı kadar da miras payından mahsup edilecek, düşülecek diyeceğiz. O halde bu bir paylaşma kuralı mıdır? Belirli mal bırakma mıdır? Belirli mal vasiyeti midir? Sevgili arkadaşlar aksi tasarruftan anlaşılmadıkça miras bırakanın bir mirasçıya böyle bir malını özgülemesi dikkat ediniz vasiyet değildir bir paylaşma kuralıdır. Ama şöyle diyebilir mi? Yani büyük oğlum Mehmet ölene kadar beni sırtında taşıdı. Ben miras payından ayrı olarak bu evin ona kalmasını istiyorum. O zaman bu bir belirli mal bırakmadır ve diğerlerinin saklı payını ihlal etmediği sürece Mehmet hem neyi alacak evi? Hem de kalan mallarda miras payına ne tekabül ediyorsa karşılığında neler alabiliyorsa onu talep edebilecek. Arkadaşlar karine hangi yöndeymiş bu bir karine adi karine. Arkadaşlar, karinedir nedir bu? Yani demek ki bir mirasçıya yapılan belli bir mal özgüleme, belirli mal vasiyeti değildir. Paylaşma kuralıdır. Aksi ispat edilebilir, çürütülebilir. Dolayısıyla adi karinedir. Devam ediyorum. Arkadaşlar, mirasçıların üçüncü kişilere karşı sorumluluğu. E biz bunu zaten defalarca söyledik. Mirasçılar üçüncü kişilere, yani miras bırakanın alacaklılarına karşı nasıl sorumlu? şahsen sanki o borç kendi borcuymuş gibi bütün mal varlığıyla sorumlu. Yani sınırlı bir sorumluluk yok. Bana mirastan araba kaldı. Ben sadece arabanın değeriyle sorumluyum diyemezsin. Eğer sorumlu olmak istemiyorsan reddet mirası. Şahsen sorumlu ve müteselsilen sorumlu. O zaman alacaklı dikkat ediniz. Banka kredisiyle çekilen bir ne var arkadaşlar? Ee, araba var. Araba paylaşımda bana düştü. Normalde paylaşıma göre şu kararlaştırılır. Eğer ki bir malın borcu varsa kural olarak o malın o borcunu da ben ödemeliyim. Ama banka gidip de diğerinden alabilir mi? Evet çünkü bu kararlaştırma kendi aramızda yapıldı. Ey Eyüp arabayı sen aldın onun bankaya olan borcunu da sen öde. Ben de tamam dedim anlaştık yazıya döktük. Ama bu durum bankayı ilgilendirmez ki alacaklı müteselsilen borç sorumlu olan borçlulardan dilediğinden alabilir. Ama sevgili arkadaşlar dikkat ediniz. Paylaşmadan sonra da bütün mal varlığıyla ne dedik? Müteselsilen sorumlu. Bunu zaten biliyorsunuz. Paylaşmadan sonra da bütün mal varlıklarıyla ve müteselsilen sorumlu. Sevgili arkadaşlar ama banka bu paylaşıma rıza gösterdiyse tamam bankanın da onayını aldık o borcu ben ödeyeceğim artık burada müteselsiz sorumluluk biter o borçtan sadece yapmış olduğumuz anlaşma gereğince ben sorumlu olurum. Yani şu ana kadar hep aktif mal varlığının paylaşımından bahsettik ama borçlar da paylaşılacak. O zaman bankaya olan borcu ben ödeyeceğim dediysem, veliye olan borcu Ayşe ödeyecek dediyse kural olarak şuna bakarız. Bu işleme, bu anlaşmaya veli razıysa sadece artık kim ödeyecek? Ayşe. Bizler ödemeyeceğiz. Banka razıysa, izin verdiyse sadece ben sorumluyum diğerlerinden alamaz. Ama Mehmet de örneğin kime ait borcu ödeyecekti? Fatma'ya. Fakat Fatma bizim böyle bir anlaşma yapmamıza razı olmadı. İşte arkadaşlar eğer ki böyle bir rıza gösterilmediyse 5 yıl boyunca hala müteselsiz sorumluluk devam eder. Açık veya örtülü bir rıza varsa bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından gösterilmişse tamam sorun yok. Gösterilmemişse müteselsiz sorumluluk devam edecek. Peki kaç yıl devam edecek? 5 yıl. Arkadaşlar hangi andan itibaren muaccelse paylaşmadan, müeccelse muaccel olduğu andan itibaren. O halde bir örnek üzerinden devam edelim. Bakınız arkadaşlar. Miras bırakanın Fatma'ya borcu var. Ölüyor. 10 yıllık zaman aşımına tabi bir alacak. Daha birinci yılı geçti. Miras bırakan öldü. O halde o borç kimin? Bizim. Kaç yıl boyunca sorumluyuz? 9 yıl boyunca. Kalan zaman aşımı. Peki ikinci yılda anlaşma yaptık. Birinci yıl miras bırakan da geçmişti. 9 yıllık zaman aşımı kalıyordu. Bir yıl daha geçti. Anlaşma yaptık ve dedik ki o borcu Mehmet sen ödeyeceksin. Kabul etti. Fatma böyle bir paylaşmaya rıza göstermedi. O halde arkadaşlar o borçtan Fatma kaç yıl boyunca sorumlu? Kalan zaman aşımı süresi kadar yani 8 yıl kalmıştı. 8 yıl boyunca Fatma sorumlu. Peki Fatma diyorum ya. Mehmet sorumlu. Fatma alacaklıydı. <laughs> tamam mı? İyice gecenin oldu neredeyse. 9'u 10'u <laughs> Fatmalar Ayşeler birbirine girdi. Arkadaşlar tekrar ediyorum bakın. Alacaklımız Fatma'ydı. Anlaşmaya göre etrafa birazcık gül. <laughs> Şimdi. <gülüyor> <yordunuz> ya, <laughs> Dur etrabe miras bitecek miras az kaldı. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat edin buraya. Fatma alacaklıydı. Mehmet borçluydu anlaşmaya göre. Babadan intikal eden borç. Örneğe tekrar alıyorum. Baba Fatma'ya borçlu. 10 yıllık zaman aşımına tabi bir borç. Birinci yılı geçti. Ölüm gerçekleşti. O zaman zaman aşımı 9 yıl kaldı. Ölüm zaman aşımını etkilemez bu oranda. Çünkü o borç bize geçti. Peki bizim hepimiz dikkat ediniz Fatma şey yine Fatma diyorum Mehmet Ahmet Ayşe ne kadar süre sorumlu kalan zaman aşımı kadar yani 9 yıl. Sonra bir yıl sonra biz mirası paylaştık ve paylaşıma göre o borç kim tarafından ödenecek? Mehmet. O halde Mehmet alacaklı olan Fatma'ya kalan zaman aşımı süresi boyunca yani 8 yıl kaldı. 8 yıl boyunca sorumlu. Peki bizim bu anlaşmamıza alacaklı rıza gösterdi mi? Açık veya örtülü bir şekilde? Hayır. O halde paylaşmadan sonra da bizim müteselsil sorumluluğumuz hala devam ediyor. Ayşe'nin devam ediyor, Ahmet'in devam ediyor. Fakat kanun koyucu bunu kaç yılla sınırlamış? 5 yıl. O zaman o borç paylaşmaya göre Mehmet tarafından ödenecekti ya o kalan zaman aşımı olan 8 yıl boyunca sorumlu ama diğerleri 5 yıl boyunca sorumlu. Yani Fatma 5 yıl içerisinde Ayşe'ye veya Ahmet'e de gidebilir Mehmet'e ise 8 yıl boyunca gidebilir. Eğer rıza gösterseydi diğerlerinin mütesessiz sorumluluğu kalmadı sadece Mehmet sorumluydu. Peki arkadaşlar olayı şöyle devam ettiriyorum. Dikkat edin buraya. Miras bırakan 10 yıllık zaman aşımına tabi bir borcun 6 yılı geçince ölmüş. Geriye kaç yıl kaldı? 4 yıl. O halde bütün mirasçılar kaç yıl boyunca sorumlu Fatma'ya karşı? 4 yıl. Bir yıl sonra anlaşma yaptık bu borcu Mehmet ödeyecek. Peki bir yıl geçmişti zaten kaç yıl kaldı zaman aşımının? 3 yılı. O halde Mehmet o borçtan kaç yıl boyunca sorumlu? 3 yıl. Peki dikkat ediniz Fatma eğer bu böyle bir paylaşmaya borcun Mehmet tarafından ödeneceğine rıza gösterseydi o zaman diğerleri sorumlu olmaz. 3 yıl içinde sadece Mehmet'ten alabilirdi. Ama rıza göstermediği o halde hala Ayşe'nin de Ahmet'in de müteselsiz sorumluluğu devam ediyor mu? Evet kaç yıl? Beş yıl mı olacak? Hayır bu saçmalık olur. Borcu bizzat ödeyecek Mehmet bile 3 yıllık sorumluyken diğerleri 5 yıl sorumlu olamaz. Yani diğerlerinin o müteselsil sorumluluk süresi hiçbir zaman borcun zaman aşımı süresinden daha fazla olamaz. O halde onlar da 3 yıl sorumlu. Ama Mehmet Mehmet 8 yıl sorumlu olsaydı 9 yıl, diğerleri en fazla 5 yıl müteselsilen sorumlu olacaktı. Aslında bu anlattığım bilgi arkadaşlar borçlarda, kirada, işletme devrinde, ticarette, şirket birleşmelerinde, kolektif komandit şirkette ortaklıkların, ortakların sorumluluklarında aynı şekilde uygulanır, icra edilir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi bunu da anlattık. Zannediyorum miras hukukuna dair anlatacağımız başka bir konu kalmadı. Sevgili arkadaşlar madem gecenin bu vaktine kadar ilerledik bakın neredeyse etra ve şükür secdesine kavuşacak. Sevgili arkadaşlar eğer daha fazlasını istiyorsanız yani bu anlattıklarımızın hepsi zaten yazılı olarak kitapta aşama aşama yazıyor. Daha fazlası da nasıl olur derseniz hani orada artık merakınızı celbedecek bazı konuları hatta olaylarla birlikte bir nevi küçük pratik çalışmalarla belli zor konuların ardından hemen olaya döktük kitabımıza koyduk. Oradan takip edebilirsiniz. Böylece miras hukukunu bitirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar ben mutlu, siz mutlu ve mesut eşya hukukuna bir sonraki videoda geçeceğiz. Hepiniz Hoşçakalın. kalın.